Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta yayınları hazırlayan defterde tam sayılarda bölme işlemi konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle hap bilgimize bakalım. İşlemlerde öncelik sırası arkadaşlar hatırlayacak olursanız üstü ifadeler, parantez içi işlemler, çarpma ve bölme işlemleri, toplama ve çıkarma işlemleri şeklinde 4 tane sıramız vardı. Aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem soldan sağa doğru yapılır demiştik. Hatırlarsanız çarpma ve bölme yan yana ise hangi soldaysa onu yapıyoruz. Yine toplama ve çıkarma da örneğin arkadaşlar önce çıkarma varsa sol tarafta önce çıkarmayı daha sonra sağdaki işlemi yaparız demiştik. Evet etkinliğe geçiyorum. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yapınız diyor. Arkadaşlar öncelikle bakın bölme ve toplama işlemi var. Evet önce 120'yi eksi 6'ya böleceğim. 120 artı bir sayı. Artıyı eksiye bölersem eksi. 120'yi 6'ya böldüm. Eksi 20 oldu. Artı 47. Evet eksi 20, eksi 20 ile 47'yi toplarsam 47'den 20'yi çıkartırım. 27 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet ikinciye baktığım zaman arkadaşlar öncelikle parantez içi işlemleri yapıyorum. Bak eksi 26 eksi Eksi 19 eksi 26 da sanki sayıların işaretiymiş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yazalım Eksi 19 eksi 26'yı gördüğümüz zaman sanki bu önündeki işaretler sayıların işaretiymiş gibi düşünüp bunları toplayabilirsiniz. O halde eksi 19 eksi 26 da eksi 45 bölüm eksi 13 artı 4 da arkadaşlar eksi 9 Şimdi eksi eksiye böldüm artı 45'i 9'a böldüm 5 olur sonucumuz artı 5'tir. Evet arkadaşlar öncelikle şu bölme işlemini yapalım. 60 ve eksi aynen yazıyorum. Eksi 48'i eksi 8'e böldüm. Eksi eksiye bölersem artı 48'i 8'e böldüm 6. Şimdi 60'dan 6'yı çıkarmamız gerekiyor. 60'dan 6'yı çıkartırsam da istersek yine şöyle toplama çevirerek gösterelim. Bakın 60 artı eksi 6 54 olur diyoruz işlemimizin sonucunu. Evet 3. 4. etkinliğe baktığımız zaman önce şu bölme işlemini daha sonra çarpmayı yapalım. Eksi ile artıyı bölersem eksi 48 8'e böldüm 6. Evet arada toplam işlemini aynen yazdım. 5 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 30. Eksi 6 eksi 30 daha Eksi 36 olur diyoruz. İşlemimizin sonucu. Evet, beşinci etkinlikte arkadaşlar öncelikle köşeli parantez için yapıyorum. Bakın 59 eksi 4 çarpı yazdım. Şimdi 105'i eksi 7'ye böleceğim. Arkadaşlar 105 artı bir sayı. Artı eksiye bölersek eksi. 105'i 7'ye bölecek olursak da 15 olur. Eksi 15'i yazdım. Şimdi çarpma işlemini yapacağım. 59 ve eksi yazdım şöyle eşittirlerimizi de yazalım. 4 ile eksi şu eksi yazdım. 4 ile eksi 15 çarparsam eksi 60 olur. Eksi ile eksi yan yana gelince toplamaya çevirdim. O halde 59 artı artı 60 59 ile 60 toplayacak olursak da 119 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. Evet yedinci etkine bakıyorum arkadaşlar. Bakın bölmenin çıkarmadan önceliği vardı. Artıyı eksiye bölersem eksi 72 8'e böldüm 9. Eksi 9'u bulduk. Eksi şöyle yazalım arkadaşlar isterseniz. Eksi ile eksi yan yana gelince artıya dönüyor. Yani artı artı 16 oldu. Eksi 9 artı 16 ile toplanacak olursa 16'nın mutlak değeri daha büyüktür. 16'dan 9 çıkardım. 7. 16'nın işaretini önüne yazdım artı 7 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet eksi 121 bölü parantez içerisinde eksi 5 eksi 6. Öncelikle parantez için yaparız. Eksi 121'i yazdım. Bölüm. Eksi 5 eksi 6 daha arkadaşlar. Bakın bu işlemin sonucu eksi 11 olur. Yine şu soldaki gösterdiğim örneğe bakabilirsiniz. O halde eksiye eksiye bölersem artı 121 11'e böldüm 11. 11 olur işlemimizin sonucu diyebiliriz. Evet, 8. etkinliğe baktığımız zaman önce böleceğim arkadaşlar. Bakın 42 eksi. Eksiye artıya böleceğim. Eksi 36 artı 6'ya bölürken. Eksi artıya bölünürse eksi. 36 6'ya böldüm 6. Şu eksi ile eksiler arkadaşlar yan yana gelsin. Öncelikle şunları şöyle toplamaya çevirelim. Şöyle yazıyorum. 42 artı artı 6 artı artı 10 olarak yazdım. Evet 42 6 daha 48 10 daha 58 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. 9. Evet, etkinliğe baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakın iki tane bölme işlemini gördüm. O halde toplamadan önce bunları yapalım. Eksi 50'yi eksi 5'e bölersem eksileri böldüm artı 50'yi 5'e böldüm 10. Artı onu yazdım. Evet arada toplam işlemi. Evet artı 56'yı eksi 7'ye böleceğim. Artı eksiye bölünürse eksi. 56'yı 7'ye böldüm. Ne olur arkadaşlar? 8 kere 7 56 yı. o halde bu da eksi 8 oldu. Evet artı 10 eksi 8 daha artı 2 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 10. etkinliğe baktığımız zaman şöyle çarpacağım arkadaşlar. Bir de burayı bölelim. Eksi 8 ile 4'ü çarparsam. Eksi 32. Evet artı. 49'u eksi 7'ye böleceğim. Eksi 7 olur. Artı 32. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Eksi 32 artı 32'yi götürür. Sonucu eksi 7 olarak buluruz diyorum. Evet devam edelim. Temizleyerek geçelim. Bir sonraki sorumuza. Evet, aşağıdaki işlemlerde verilmeyen harflere karşılık gelen Tam sayıları bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Eksi 128 bölünendir. Şöyle yazalım. Bölünen bir bölme işlemini düşünelim. Bölen 16'da bölümdür. Şimdi bir bölme işlemi düşünüyorum. Bakın. Bölünen Bölen ve bölüm. Şimdi böleni bulabilmek için arkadaşlar ne yaparım? Bölüneni bölüme bölmemiz gerekir. Yani eksi 128'i artı 16'ya bölmem gerekir. Eksiye artıya böldüm. Eksi 128'i 16'ya böldüm. Eksi 8 olur. A'nın değeri diyoruz. İkinci etkinliğe baktığımız zaman arkadaşlar bölüneni bulmak istiyorum. O halde bölen ile bölümü çarparım. Bakın B'yi bulabilmek için şuraya A eşittir diyebiliriz. B'yi bulabilmek için eksi 9 ile eksi 12'yi çarparım. Eksileri çarptım. Artı 12 ile 9 çarparsak da 108 olur. Bakın B'nin değerini artı 108 olarak yazıyorum. Evet. Üçüncüde arkadaşlar yine bölen sayıyı bulmam gerekiyor. O halde eksi 114'ü eksi 38'e böleriz. Eksiler eksileri birbirine bölersem artı olur. 114'ü e 38'e bölersek de 3 olur diyorum. C'nin değerini artı 3 olarak buluyorum. Evet 4'e bakıyorum arkadaşlar. Yine bölüneni ne yaparım? 15 ile eksi 8 çarparak bulurum. 15 çarpı eksi 8. 15'in işareti artıdır. Artı ile eksi çarptım. Eksi. 15 ile 8 çarptım. Eksi 120 oldu. D'nin değeri diyoruz. Evet. Beşinciye baktığımız zaman arkadaşlar yine bölüneni istiyor. O halde bölen ile bölümü çarparım. Eksi 13 çarpı eksi 6. Evet eksileri çarptım artı. 13 ile 6'yı çarparsak da 78 olur. Artı 78 olarak da yazabilirsiniz. Evet yine arkadaşlar bölen sayıyı bulacağım. Ne yapıyorum? Bölüneni bölüme bölmem gerekiyor. 180'i eksi 12'ye böleceğim. 180 artı bir sayı. Artı eksiye böldüm. Eksi. 180'i 12'ye böldüm. Eksi 15 oldu. F'nin değeri diyorum. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, şöyle biraz büyütelim gençler. Evet Bu etkinlikte arkadaşlar sayfa 39'daki etkinlikleri yaparken aşağıdaki soruları çözmemizi, çözmemizi istedi. Yanda verilen tabloya göre A, B ve C'nin toplamı işleminin sonucunu bulunuz diyor. Arkadaşlar A'yı Eksi 72'yi eksi 6'ya böleceğim. Bakın a eşittir diyelim. Eksi 72 bölü eksi 6. Şimdi eksi eksiye böldüm artı 72'yi 6'ya böldüm artı 12. Evet b'nin değerine bakıyorum. B'de arkadaşlar artı 120'yi eksi 8'e böleceğiz. Bölü eksi 8. Artı eksiye bölersem eksi. 128'e böldüm. 15 eksi 15 oldu. B'nin değeri. Son olarak C'ye bakıyorum. Evet artı 120'yi arkadaşlar artı 12'ye bölüyorum. Evet aynı işaretleri bölersem artı olur. 120'yi 12'ye böldüm 10 oldu. Evet bunları toplayacağım gençler. ABC'nin B, toplamını istemişti. Artı 12 artı eksi 15 artı artı 10 olarak düşünüyorum. Artı 12 ile eksi 15'i toplarsam eksi 3 artı artı 10 eksi 3 ile artı 10'u toplayacak olursak da artı 7 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. İkinci etkinliğime şöyle kalemimizi değiştirelim. Öncelikle şöyle küçük bir kesir çizgisini çiziyorum. Şimdi eksi 19 artı eksi 15 çarpı 3. Öncelikle çarpıyorum arkadaşlar. Çarp biliyorsunuz. Toplamadan önceliği vardı. Eksi 19'u aynen yazdım. Evet artı. Eksi 15 ile 3'ü çarpacak olursam da eksi 45'i olur. Bunu da yazdık. Evet paydaya bakıyorum. Bakın önce şu bölmeyi yapalım. Eksi 4 ve eksi yazdım. Eksi 28'i e, eksi 7'ye böleceğim. Eksileri birbirine bölersem artı. 28'i 7'ye bölersek artı 4 olur. Şimdi arkadaşlar. Eksi 19. Eksi 45 daha. et evet aynı işaretli sayılarda. Sayıları toplarım. Ortak işareti önüne yazarım. Bakın 19, 45 daha 64. Tabii ki ortak işaret eksi 64 oldu. Şimdi eksi 4. Şu da arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Toplama çevirecek olursam. Eksi 4 artı eksi 4'e döner. Eksi 4 de, eksi 4 toplarsam da eksi 8 olur. Şimdi eksi, eksi böldüm artı. 64'ü 8'e böldüm artı 8 olur. Bu işlemin sonucu diyorum. Şurayı arkadaşlar yerden dolayı temizliyorum. Evet, üçüncü etkinliğe bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle parantez için yapalım. 12'den 20'yi çıkaracak olursam eksi 15 yazdım. 12'den 20'yi çıkardım. Eksi 8. Paydaya bakıyorum. Önce biliyorum. Eksi 30'u 6'ya böleceğim. Eksi 6'nın işareti artıdır. Eksiye artıya bölersem eksi olur. 30'u 6'ya böldüm. Eksi 5. Eksi 5'te yanına geldi. Eksi eksi çarparsam. Eksi 15 ile eksi 8 çarparken. Artı. 15 çarpı 8 120. Bölü. Eksi 5 eksi 5. Eksi 10 olur diyorum. Arkadaşlar sanki sayıların işaretiymiş gibi düşünüp toplama işlemi yapabiliriz demiştik. O halde artı 120'yi eksi 10'a bölerken eksi 120'yi 10'a böldüm. Eksi 12 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geçelim. Evet bir tam sayının toplama işlemine göre tersine bölümü kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar sayımız A olsun. A sayısının toplama işlemine göre tersi. eksi a'dır arkadaşlar. Eksi a'dır dedik. O halde a'yı eksi a'ya bölmemi düşünüyorum. a'yı eksi a'ya böleceksek a'nın işareti artıdır. Artı eksi böldüm eksi. a'yı a'ya böldüm eksi 1 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 5. soruya bakıyorum. Olduğuna göre a eksi b işleminin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar bakın öncelikle şuradan a'nın değerini hesap edelim. a eşittir diyorum. Eksi 6 artı 8 çarpı 3. Önceki şu çarpma yapıyorum. Eksi 6. Artı 8 kere 3 24. Eksi 6 artı 24. 18 olur A'nın değeri. Şimdi B eksi B eşittir. A bölü eksi 9'du. Burada A gördüğüm yere 18 yazıyorum. Ye B eşittir. 18 bölü eksi 9. 18'i eksi 9'a bölersem 18 artıdır. Artı eksi böldüm eksi. 18'i 9'a böldüm. Eksi 2 oldu B'nin değeri. A'yı 18 B'yi eksi 2 buldum. A eksi B'yi istedi. Evet A'nın değeri arkadaşlar 18 şöyle eşittir diyelim. Eksi B'nin değeri de eksi 2 idi. Bakın eksiler yan yana gelince artıya döndü. O halde 18 artı artı 2 18'e 2 toplayacak olursak 20 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet. 6. soruya baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda verilen şemaya göre C eksi A bölü B işlemin sonucu kaçtır dedi. Öncelikle hemen arkadaşlar A, B ve C değerlerini bulalım. Eksi artıya böldüm. Eksi. 128'i 8'e böldük. Eksi 16 olur A'nın değeri. Evet, B'ye bakıyorum. Eks, artı 18'i eksi 9'a böleceğim. Artıyı eksiye bölersem eksi olur. 18'i 9'a böldüm. Eksi 2 oldu. Evet son olarak arkadaşlar C'ye baktığım zaman da eksi 16'dan eksi 2'yi çıkaracağım. Şöyle C yazıyorum. Eksi 16 Evet eksi 2 çıkarılacak diye yazdım. Eksiler yan yana gelince artıya döndürüyorum. O halde eksi 16 artı artı 2 evet eksi 16 ile artı 2'yi toplayacak olursak da eksi 14 olur. C'nin değeri diyoruz. Şimdi bizden istenilen arkadaşlar C eksi aynen yazıyorum. A bölüm B işleminin sonucuydu. Evet bildiklerimizi yerine yazalım. C eksi 14 eksi A'nın değeri eksi 16 bölüm B'nin değeri de eksi 2. Arkadaşlar öncelikle şöyle bölmeyi yaparız. Bakın eksi 14'ü aynen yazdım. Eksi. Eksi 16'yı eksi 2'ye bölersem artı 8 olur. Şimdi şunu arkadaşlar şöyle ne yapalım? Bir artı bir eksi yani toplamaya çeviriyorum. Eksi 14 artı eksi 8. Eksi 14 ile eksi 8'i toplayacak olursak da eksi 22 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet arkadaşlar bir de bölme ile ilgili son etkinliğimizde de Evet şu sayma pulları ile ilgili bölme işlemini de bir bakalım. Arkadaşlar sayma pullarında bölme işlemimiz çok kolay. Bize verilen arkadaşlar örneğin eksi 10'u artı 5'e bölmek demek 10 tane eksi pulu 5 eş parçaya ayırmak demektir. Bak 10 tane eksi pulu veriliyor. Bunu 5 tane eş parçaya ayıracağımız anlamına geliyor. 9 tane artı pulu üçerli gruplar haline getireceğimiz anlamına gelir. Bakın şöyle üçerli gruplar haline getiririz ve sonuçta artı 3 olur diyoruz. Evet bunu da bakın 5 tane gruba ayırıyorum. Evet ikinci sayı arkadaşlar yani bölen sayı grup sayısı demektir. Sonuçta da içindeki sayıları da içindeki bulunan pulları da sonuç olarak eksi 2 olarak yazarız. Evet devam ediyorum. Şöyle biraz büyütelim. Aşağıdaki bölme işlemleri modelleyerek gösteriniz dedi. Hemen arkadaşlar şöyle kutularımızı çizelim. Evet, artı 12'yi değerli gruplar haline getireceğim. 4 tane grup yapacağım arkadaşlar. Artı 12'yi 4'e böleceğim yani. O halde 12 tane pul yapıyorum. Tabii ki hepsi artı yani pozitif pullar. Evet 4 tane grup yapacağım arkadaşlar. Bakın 12 4 tane grup yaparsam şöyle yapabiliriz. Şöyle gruplarımız arkadaşlar aslında nokta nokta ile yapmamız gerekir ama şöyle küçük küçük gruplarımıza gösterelim. Evet her grubun içerisinde arkadaşlar dikkat ederseniz ne oldu? Her grubun içerisinde 3 tane artı pul oldu. Yani bu işlemin sonucu artı 3 olur diyoruz. Evet ikinciye bakıyorum. Eksi 8'i artı 2'ye arkadaşlar böleceğiz. Yani 8 tane negatif pulu 2 grup haline getireceğim. Hadi şöyle dikdörtgenimi aldım. 8 tane eksi pulu 2 gruba ayırmamı istiyor. Ve 8 tane eksi pulumu yazıyorum. Evet, iki grubu haline getirelim. Şu eksi pulları yazdım. Arkadaşlar bölen sayı grup sayısıdır. Bakın şu grup sayısı. E şöyle gruplarımızı da gösteriyorum birinci grup, ikinci grup. Evet dikkat ederseniz arkadaşlar. Grupların içerisinde kaç tane pul var? Dört tane eksi pul var. Bu işlemin sonucu da eksi 4 olur diyoruz. Şöyle oklarımızı gösterdik. Evet arkadaşlar bu sayma pullarıyla da de dersimi burada bitiriyorum. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.